Merhaba efendim. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız. Hocam merhabalar. İyi günler. Hoş geldiniz. İyi günler. Evet, bugün 18 Mart tarihinde resmi gazetede yayımlanan Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğini konuşacağız. Biraz da Türkiye Deprem Tehlike Haritası hakkında bilgi vereceğiz. Hocam, bina deprem yönetmeliği nedir? Ne zaman başlamıştır Türkiye'de? Evet. Ve bu son gelen yönetmelik bize neler getiriyor? Hemen belirtmek istiyorum. Nuray Hoca, bu yeni yönetmeliği, hatta eski yönetmelikleri de hazırlayan ekiplerin başında, içinde yer almış bir bilim insanıdır. O nedenle de kendisine programın başlangıcında çok teşekkür etmek istiyoruz. Rica ederim. Evet. Bu bir kamu görevi bizim için. Efendim, bina deprem yönetmeliği deyince deprem yönetmeliği aslında bir teknik dokümandır. Türkiye bina deprem yönetmeliği derken binalar için özellikle hazırlanmış bir yönetmelik bu. Türkiye çapında binaların tüm Türkiye çapında depreme dayanıklı olarak yapılmalarını sağlamak üzere bina taşıyıcı sistemi dediğimiz betonarme veya çelik sistemlerin yığma da olabilir. Bu sistemlerin projelerinin yani taşıyıcı sistem projelerinin inşaat mühendisleri tarafından hazırlanmasının sırasında zorunlu olarak uygulanması gerekli hesap ve tasarım kurallarını içeren teknik bir dokümandır. Evet. Kısaca böyle tanımlayabiliriz. Bir de deprem haritası konusunda kısa bir bilgi rica ediyorum hocam. Deprem haritaları efendim, prensip olarak bina tasarımında yani deprem yönetmeliğine göre yapılacak bina taşıyıcı sistem hesap ve tasarımında esas alınması gereken deprem etkilerini tanımlayan, bunların Türkiye içinde, ülke içinde yayılımını gösteren bir haritadır. Evet, bizim eskiden bölgeler olarak bildiğimiz, evet, yani birinci derece, ikinci, evet, derece deprem bölgesi bugüne kadar, bugüne kadar, son yönetmeliğe kadar deprem haritaları, deprem tehlike haritaları daha doğrusu deprem bölgesi haritalarıydı. Evet. Yani bizim mesela son yönetmelik, son haritamız ki 1996 yılında yayınlanmıştır. 5 bölge tanımlar. Bunların 4'ü deprem bölgesidir. 5.'si küçük bir bölgedir Türkiye'de. Tehlikesiz bölge olarak. Yani sonuç olarak deprem bölgeleri 4'e ayrılmıştır. Ve bu tabii çok alıştığımız bir düzen bizim. 1. derece en tehlikeli, 2. derece biraz daha az, 3. derece biraz daha ve 4'ü. Şimdi yeni sistemde aslında bu yeni haritada biraz farklılık var. Çünkü bölge haritaları bir anlamda kendi içinde tutarsızlıkları da var. Düşünebiliyor musunuz? Birinci derece deprem bölgesi demek bizim için şeyde deprem yönetmeliğinde onun belli bir sayısal karşılığı var. Biz ona karşı gelen bir spektral ivmeyi kullanıyoruz. Evet. Nerede olursa olsun birinci derece deprem bölgesi içindeyse. İkinci derecede biraz daha küçük bir sayısal değer kullanıyoruz vesaire. Ama bunlar ani olarak değişiyor. Mesela birinci derecede diyelim etkin yer ivmesi dediğimiz bir katsayı var. 0.40 iken ikinci derecede 0.30'a iniyor. Ve bu bütün bölge boyunca aynı. Oysa değil. Depremler en büyük etkiyi eğer yapınız faya yakınsa, Türkiye'deki fayları biliyoruz, sismik zon nerelerde dediğimiz olduğunu biliyoruz esas olarak. Onlara yakın olduğu oranda daha büyük etkiler olacağını, evet, biliyoruz. Dolayısıyla bu böyle dört parçaya ayrılacak kadar, dört bölgeye ayrılacak kadar basit olmamalı. Ama eski bilgilerimiz bunu ancak bu kadar sağlayabiliyordu. Şimdi gerek bilgisayar teknolojisinin gelişmesi, gerekse bu alandaki bilimsel gelişmelerin artışıyla şu anda yeni çıkan harita nokta nokta Türkiye'de koordinatını verdiğimiz her noktanın deprem tehlikesiyle ilgili bu sayısal değerleri yani bizim yönetmelikte kullandığımız değerleri sayısal olarak veriyor. Evet. Ve bunu artık internet teknolojisinin imkanlarından da yararlanarak AFAD güzel bir aplikasyon hazırlattı, bir uygulama hazırlattı. İstediğiniz şekilde ya koordinatı giriyorsunuz veya belli bir noktayı tıklatıyorsunuz. Anında
Orada mühendisin kullanacağı sayısal deprem etkisi değerleri otomatikman ekranda beliriyor. Evet, önünüze çıkıyor. Evet. Şimdi gerek Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, gerekse Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası 18 Mart tarihinde resmi gazetede yayınlandı demiştim. Evet. Evet. Mükerrer sayıda olduğuna da özellikle dikkat çekmek özel sayı. Evet. istiyorum. Evet. Çünkü 18 Mart sayısına bakıldığı zaman bulunamıyor. Mükerrer sayı. Ama hemen bir soru sormak istiyorum hocam. Her iki yönetmelik ve harita için, her ikisi için de bu soruyu soruyorum. Bunlar sıradan benim gibi insanlar tarafından incelendiği takdirde anlaşılabilecek belgeler midir yoksa nedir? Bunlar teknik belgelerdir. Dediğim gibi öncelikle yönetmelik biraz önce ifade ettiğimiz gibi teknik bir dokümandır. Yani mühendislerin anlayabileceği dilde yazılmış bir dokümandır. Birçok hesaplamanın içinde bulunduğu. Tabii yani şimdi yeni yönetmelikle ilgili birazdan bilgi vereceğim. Yani yeni yönetmeliğimiz çok ayrıntılı. Bütün işte deprem etkisinin nasıl dikkate alınacağını, taşıyıcı sistemlerin beton, arme, çelik ne olması gerektiğini, nasıl hesaplanacağını, nasıl oluşturulacağını, detaylarının nasıl hesaplanacağını, çizileceğine varıncaya kadar fevkalade ayrıntılı. Toplam 395 sayfayı buldu. Çok ayrıntılı bir yönetmelik ama tümüyle sade vatandaşın anlayacağı, yararlanabileceği bir yönetmelik değil. Dediğim gibi teknik bir yönetmelik, mühendislere hitap eden bir yönetmelik. Keza tehlike haritası içinde aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Tabii, yani tehlike haritası gerçi işte görsel olarak bir şeyleri gösteriyor. Bir şeyler gösteriyor. Kuzey Anadolu fay hattı, Güneydoğu Anadolu fay hattı vesaire gibi batıda işte Graben bölgeleri, Ege çökelti zonları vesaire. O bölgelerde kırmızı renkleri görüyorsunuz. Yani tehlikenin büyüklüğü renklerle bir şekilde renklerle ifade edilmiş ama sayısal olarak tabii o yine sade vatandaşa bir şey ifade etmiyor. Oradaki spektral değerler bizim hesaplarda yani yönetmeliğe göre yaptığımız hesaplarda kullanmak üzere üretilmiş değerlerdir. Dolayısıyla görsel olarak harita tehlikenin Türkiye'de nasıl yayıldığını göstermesi bakımından herkese hitap edebilir. Yani nüfus kayıtlarımızı tıklayarak öğrenebildiğimiz gibi bu iki belgeyi de tıklayarak veyahut da inceleyerek çok da fazla bir sonuca ulaşamayabiliriz eğer uzman değilsek. Gazetelerde öyle bir şey çıktı galiba işte tıklayın binanızın deprem riskini öğrenin gibi. Deprem riskiyle deprem tehlikesi de ayrı şeyler. Belki sonra konuşabiliriz ama öyle bir şey yok tabii. Yani vatandaşın anlayacağı dilde bir açıklama bulmak mümkün değil. Yine bunlar büyük ölçüde mühendislerin dediğim gibi yönetmeliğe göre hesap ve tasarım sırasında kullanacakları değerleri almaları için hazırlanmış. Bu kaçıncı deprem yönetmeliğidir hocam? Sayısı efendim deprem yönetmeliklerimiz resmi olarak ilk deprem yönetmeliğimiz 1947'dir. Evet. Ondan sonra 1953'te bir versiyon var, 58'de bir var, 61, 68, 75, 97, 2007 ve 2018. Siz hangilerinde vardınız hocam? Son üçünde. Son üçünde vardınız. Yani ben 1993'te çalışmaya başladık. 1997 yönetmeliği ki bir yıl sonra yürürlüğe girdi 1998'de. 1993'te başladığımıza göre çeyrek asırdır bu işin içindeyiz. İçindesiniz, Daha sonra 2007 yönetmeliği, o kısmi bir yönetmeliktir. Sadece büyük ölçüde mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için hazırlandı. Çok esas büyük değişiklik 97 yönetmeliğinde yapıldı. 75 yönetmeliğine oranla. 75 yönetmeliği de iyi bir yönetmelikti ama tabii işte 97'ye kadar 22 yıl geçti. Eskimişti büyük ölçüde. Çünkü yönetmelikler eskiyor efendim. Yani bilimsel gelişmeler ve uygulamadaki gelişmeler ister istemez yönetmeliklerin güncellenmesini, yenilenmesini gerektiriyor. Ve bunu da daha sık yapmak gerekiyor. Türkiye'de maalesef 97'den bu yana sadece 3. yani yine bakın 21 sene geçti.
aslında 3 ila 5 senede bir değiştirmeyi hep planlamışızdır kafamızda. Fakat bir türlü olmuyor. Bir takım bürokratik düzenlemelerden dolayı. Çok ara verince tabii değişiklikler ani oluyor ve değişiklikler büyük oluyor. Halbuki Amerikalılar mesela 3 ila 5 yılda, genellikle 3 yılda bir ufak ufak değiştirirler. Değişiklikler yapıyorlar. Böylece tabii mühendisin alışması daha kolay oluyor. Tedrici bir gelişme oluyor. Bizimki mesela şimdi yönetmeliğin büyük bir kısmı 97'den beri ilk defa değişiyor. Yani 21 yıl sonra değişiyor. Çünkü 2007 yönetmeliği kısmi bir değişiklikti. Dediğim gibi sadece bir bölümü eklemek için o zaman hazırladık. O da işte mevcut binaların, işte malum 99 depremlerinden sonra bu değerlendirme, güçlendirme meseleleri öne çıktı. Onun için özellikle hazırlandı. Öyle bir bölüm yoktu daha önce. Evet. Ama diğer kısımları ufak tefek değişiklikler hariç çok büyük değişikliğe maruz kalmamıştı. Dolayısıyla 21 yıl sonra şimdi bu yönetmelik... Neler geldi hocam? Tabii, yenilik olarak ve farklılık olarak? Şöyle sınıflandırabiliriz. Yani 3 veya 4 başlık altında. Bir kere geleneksel hesap ve tasarım yaklaşımlar var. Eskiden beri kullandığımız. Bunların içinde de bir takım gelişmeler oldu. Yani özellikle bilgisayar teknolojisinin getirdiği imkanlar nedeniyle. Bunları yönetmeliğe yansıttık. Uygulamadan gelen bazı sorunları gidermeye çalıştık. Çünkü yönetmeliğin başarısı biraz da uygulamada kullanılışıyla ilgili. Oradan gelen geri... Tabii 97'den sonra evet. Kaç tane deprem tabii, oldu? 99 depremi, Van depremi. Bu birincisi buna iyileştirme oldu. Diyorum yani mevcudun evet. İyileştirilmesi. İkincisi geliştirme. Tabii 20-21 yıl içinde modern hesap ve tasarım yaklaşımları ortaya çıktı. Yani 20 yıl epey uzun bir zaman takdir edersiniz. Bilimsel gelişmeler, bilgisayar teknolojisinin gelişmesi vesaire. Bunları uygulamaya aldık. Yani yeni yöntemler. Evet. Hesap yöntemleri. Bu dünya bunlar, açısından da tabii, değil mi? Tabii, yani tabii. Sadece Türkiye'deki hayır. Gelişmeler. Bunlar zaten milli konular değil. Değil. Evet. Yani yerli ve milli konu değil. Evet. Bu aslında evrensel bir konu. Herkes aynı problemlerle uğraşıyor. Üçüncüsü yeni bir takım teknolojiler hayatımıza girdi. Mesela yüksek binaları yapıyoruz. Yüksek binaların yapımı bir takım özel teknolojileri, hesap teknolojilerini, analiz teknolojilerini gerektiriyor. Yalıtımlı binalar, izolatörlü binalar hayatımıza girdi. Bunlar giderek kullanılıyor. Özellikle hastanelerde şu sıralarda çok kullanılıyor. Bu özel bir şey. Çelik inşaat alanında özel çelik elemanlar geliştirildi. Bunları kullanıyoruz. Yalıtım derken aynı zamanda sönümlenmeyi de içeriyor mu hocam? Şimdiki yönetmelik içermiyor aslında. Evet. Öyle bir onlar ileride tamamlanacak. Tamamlanacak, evet. Bir de bu üç konuya ilaveten yani iyileştirme, geliştirme ve yeni teknolojilere ilaveten bir de belirtmem gereken özel bir konu tasarım gözetimi ve kontrolü diye bir sistem getirildi. Şimdi yüksek binalar biraz önce belirttiğim özellikle bu yeni teknolojinin kullanıldığı, yeni teknolojilerin kullanıldığı binalarda tabii hesap ve tasarım uygulamaları diğer normal binalara göre bayağı karmaşık, kompleks uygulamalar oluyor. Bunların hesabına, kitabına daha dikkat edilmesi, daha bilgili, deneyimli kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Ama bu tür uygulamaların, hesapların, tasarımların bir şekilde özel olarak da denetlenmesi lazım. Yani bu normal yapıların da denetlenmesi lazım. Biraz evet. Sonra onları da konuşacağız ama... Bunların özellikle denetlenmesi lazım. Bu denetlemenin de biraz kendine özgü özellikleri olması lazım. Onun için bu yeni tür, farklı tür diyeyim. Yani bu özel teknoloji gerektiren yapılardaki denetime biz tasarım gözetimi adını verdik. Bunun normal şeyden denetimden biraz farkı şu. Denetim deyince proje denetiminden bahsediyoruz. Yani hesapların, çizimlerin vesaire. Bu genellikle projeyi mühendis bittikten sonra kontrol makamına verir. Kim kontrol ediyorsa onlar da ayrıca kontrol ederler. Tabii bu kontrolde bir takım ayrıntıları var. Ama burada sözünü ettiğimiz kontrol ve denetim meselesi projenin başlangıcından itibaren devreye giren bir sistem. Yani diyelim ki siz
projeyi yapan mühendissiniz, ben de sizi kontrol edeceğim. Daha projeye siz başlarken ben de sizin yanınıza oturup beraberce sistemi beraber oluşturacağız. Siz oluşturacaksınız, ben görüşlerimi ve eleştirilerimi söyleyeceğim. Ve bütün projenin geliştirilmesi, hesapların yapılması sırasında bu sürekli bir gözetim altında olacaksınız. Evet. Bu bir tavsiye midir hocam? Yoksa şimdi bir efendim, kural olarak mı evet, geldi? Şöyle. Tabii bu kuralı, bu istemi, bu şartı, diyelim, bu koşulu evet, yönetmeliğe koyduk. Evet. Nereye koyduk? Belli tür yapılar için ve belli tür hesaplar için. 6-7 tane, 7-8 tane madde var. Fakat bunun nasıl uygulanacağı konusu tabii bir kanuni bir konu, yasal bir konu. Bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlemesine bıraktık. Evet. Şu sıralarda herhalde onlar da başladılar. Yasa düzenleyemeyeceğimize göre. Evet, onlar evet, belki yasa çıkaracaklar veya mevcut yapı denetim sisteminin içinde bunu bir şekilde, bu yeni denetim sistemini, bu farklı sistemi, yani tasarım gözetimi sistemini bir şekilde formüle edecekler. Evet. Onun detayı tamamen hukuki bir şey. Evet. Hocam, çok merakla bekliyorduk. Aradan tam bir sene geçti. Peki yönetmelikle artık bundan sonra binalarımız sağlam olacak mı? Bir de kamuoyu bunu nasıl algıladı? Evet. Belki arkadaşlar bir numaralı evet, slaytımızı getirirler ekrana. Şimdi efendim bu tabii konu çok önemli. Türkiye'de yani nasıl anlatılır? Başta sordunuz, deprem yönetmeliği halkın anlayabileceği bir doküman değil ama deprem yönetmeliğine halk belli bir anlam veriyor. Yüklüyor. Nasıl yüklüyor? Şimdi bu benim eskiden beri merakımı cezbeden bir konudur. Şimdi mesela bu görsele bakarsak, burada ben de okuyayım. Gazetelerden aldığım 2-3 tane tipik, çok yeni bunlar. Evet. Emlak ilanları. Birincisi diyor ki, Kadıköy Bostancı'da şok. 7 yıllık binada deprem yönetmelikli 3+1 daire. İkincisi de öyle. Caddebostan Taşmetrep sokakta deprem yönetmelikleri 125 metrekare kapalı garajlı vesaire. Ne demek deprem yönetmelikli bina? Şimdi bu çok ilginç bir şey. Evet. Belki temeline koydular yönetmeliği hocam. Aslında bu yalnız vatandaşa hitaben yapılan reklamlarda değil. Mesela Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız da son 2 yılda müteaddit defalar şu görselde, ikinci görselde. Evet, ikinci görselimize geçebiliriz. Evet. Bakanımız da mesela şöyle bir demeç vermiş 26 Ocak 2017'de ama daha sonra bunu defaatle tekrarladığını biliyoruz. Diyor ki 99'daki yönetmelik değişikliğinden sonra yeni yapılan binaların sağlam olduğunu kabul ediyoruz. Evet. Yani bu da işte demek ki bu binalar da deprem yönetmelikli demek istiyor Sayın Bakanımız. Yani yayınlanmış olan bir önceki deprem yönetmeliğine evet, uygun binalar yapılmıştır. Yapılmıştır diye bir varsayımda bulunuyor. Evet. Yani bu varsayım yani herhangi evet, bir insan ileri sürse evet, çok da büyük yani bir etkisi olmaz ama. Vatandaşın yahut işte küçük emlak reklamlarındaki pazarına, mantalitede bir fark yok bunda. Evet. Aynı şey. Aynı. Bu arada Sayın Bakan 99'da yönetmeliğin değiştiğini ifade ediyor burada. Kendisi mühendis olmadığı için affedilebilir. Aslında 97 yönetmeliği evet, o. Yani çoğu insan da öyle zannediyor. 99'da depremler olduktan sonra yönetmelik değişti zannediliyor ama değil. Aslında ufak bazı şeyleri söylediniz. 2 sene önce değişmişti ama pek uygulanmamıştı 99'a kadar. Onun sebebi de ekonomik bunalımdı. Bunalım. Hatırlarsınız o zaman Türkiye çok büyük ekonomik sıkıntılar içindeydi. 98-99. Ekonomi zora girince birçok evet, şeyi unuttuğumuz evet, gibi evet, binaların güvenliğini de unutabiliyoruz. Şimdi efendim evet, bu gerek bu küçük ilanlar, Sayın Bakanımızın bu açıklamaları, buna benzer bir sürü benzer görüş şunu gösteriyor. Bu tam bir psikolojik yorum. Evet. Ben psikolog değilim ama belki psikologların bu konuya hatta eğilmeleri de uygun olabilir. Yani ben şöyle anlıyorum. Demek ki vatandaş deprem yönetmeliğini bir reçete gibi anlıyor. Ve bu reçeteyi projeyi yapan mühendisler otomatikman uyguluyorlar. Uygulayacakmış. Hepsi de aynı şekilde uygulayacaklar. Ve böylece
Deprem yönetmelikli olan bu binalar depreme dayanıklı olacak. Bir doktorun ilaç yazması gibi, yani reçete yazması gibi. Yani reçete yazdı. Reçeteyi hangi eczaneye götürseniz aynı ilaçları verirler. Bu mesele öyle değil ama. Bakın her bina kendi içinde bir ayrı bir proje. Her binayı ayrı ayrı hesap ediyoruz, çizimlerini yapıyoruz. Şimdi giderek daha büyük binalar yapıyoruz. Yüksek katlı binalar yapıyoruz. Eskiden 10 katlı binalara gökdelen derdik. 30 sene, 40 sene önce. Şimdi 20 katlı binalar peynir ekmek gibi yapılıyor. Doğru. Binalar önemli. Kat sayıları arttı. Aslında riskimizi arttırıyoruz. Peki bunun bu reçeteyle olacak kadar basit bir şey mi? Değil tabii. Yani her bir projenin, her bir bina projesinin bu işin ehli, bu işi iyi bilen bir mühendis tarafından veya mühendislik bürosu tarafından, mühendislik grubu tarafından yönetmelikte verilen kuralları kullanarak, değerlere uyularak ama kendi inisiyatiflerini, kendi bilgilerini, kendi deneyimlerini de koyarak bu projeyi hazırlamaları lazım. Yani bir tek yönetmeliği motomot almak diye bir şey yoktur. Orada bir takım temel kurallar veriliyor. Proje yapacak olan mühendistir, mühendislik bürosudur. Onun deneyimidir, tecrübesidir. Bu konuda bu atlanılan bir konu. Belli ki atlanılan bir konu. Çünkü deprem yönetmelikli bina demek veya 99'dan sonra yapılan bütün binaları sağlam kabul ediyoruz demek başka nasıl açıklanabilir? Demek ki mühendisin rolü hiç önemsenmiyor. Bu böyle bir standart bir reçete. Bu reçete şimdi değişti. Yani düşünün şimdi yönetmelik yürürlüğe girer girmez her şey çok güllük gülistanlık olacak. Peki hocam, bu yönetmeliğe göre depreme dayanıklı binayı kimler inşa ederler? Önemli soruyu sordunuz. Bu Türkiye için çok ilginç ve garip bir sorudur yani. Ben size cevap da garip ama gerçek. Evet. İnşaat mühendisi olan herhangi bir kişi, diploması olan, inşaat mühendisi diploması olan herhangi bir kişi proje yapabilir. Yani 2017 teorik yılında mezun olmuş olan genç bir inşaat mühendisi, işte bir takım yüksek yerlere, katlı bina da dahil olmak üzere. Prensip olarak evet. İmkan olarak da. Tabii. Evet. Nasıl olur bu? Yani deneyimsiz bir İnşaat mühendisi nasıl proje yapabilir diye sorabilirsiniz. Artı bu projeleri kim kontrol eder? Bu iki soru kritik. Çok hayati, tabii. Şimdi efendim, Türkiye'ye özgü bir gelişmeden söz edeceğim. Bu inanın Türkiye'ye özgü bir şey. Türkiye gerek nüfusu, gerek yapılaşma hızı bakımından dünyada yeri olan bir ülke. Fakat buna rağmen bu konudaki İptidai düzenimiz hakikaten herkesi şaşırtacak kadar ilginç. Şimdi efendim, deneyimsiz bir inşaat mühendisi projeyi nasıl yapar? Deneyimsiz derken işte bir yıl, iki yıl, üç yıl deneyimi var veya hiç yok. Aslında eskiden böyle bir şey yoktu, yapamazlardı. Nasıl yapar? Bir çıraklık diye bir şey vardır. Zaten bu iş böyle, usta çıraklık meselesi vardır. Ben de mesela mühendis bile olsanız öyle başladım. Mezun olduktan sonra askere gittim, geldim. Bir mühendislik bürosuna girdim. Hiçbir şey bilmiyordum. Genç bir mühendis, uygulama tecrübem yok. Üniversitede bazı şeyler öğrenmiştik ama onlar genellikle teorik bilgilerdi. Girdim, ustamın bana öğrettiği, verdiği şeylerle yavaş yavaş tecrübe kazandım. Şimdi bu sistem kalmadı Türkiye'de. Çok ilginç. Peki bunun ne sağladı? Efendim, bu sorunun cevabı ilginç bir şey. Benim inek sucuk programları dediğim yazılımlar, bilgisayar programları. İnek sucuk. Evet, şimdi niye öyle diyorum? Şimdi bu ülkede bir takım açık göz, iş bilir yazılımcılar çıktı. Ne zaman bunlar? 15-20 sene önce. Yani bilgisayarların özellikle projelere gerçekleştirebilir hale geldiği anda. Onların güçlendikten sonra. Bunlar ne yapıyorlar? Mühendisin hemen hemen hiçbir katkısı olmaksızın mimari projeyi den taşıyıcı sistemi çıkartıp, zaten onu mimarlar koyuyorlar taşıyıcı sistem, kolonlar, perdeler nerede diye kirişler.
neredeyse mühendisin hiçbir katkısı olmadan bütün hesapları kendi kendine yapan, bütün çizimleri de kendi kendine yapan yazılımlar var Türkiye'de. Bunlar Türkiye'de birkaç tane var. Proje yazılımları bunlar. Evet, evet. Yani bütün yükler altında, deprem altında da bunları yapıyorlar. İnek sucuk programı dememin sebebi o. Yani sanki hani Teksaslı kovboyun şey gibi. Bir yandan biz efendim ineği sokuyoruz, öbür taraftan ambalajlanmış olarak sosisi veya sucuğu çıkartıyoruz. Çıkartıyoruz. Bu hakikaten bu. Onun için ben bu ismi ben koymuştum vakti zamanında. Literatüre de geçti yani. İnek sucuk programlarıdır bunlar. Ha, literatürde de var. Yani, güzel. Herkes anlar evet. Ne demek istediğimizi. Şimdi bakın garipliğe bakın. Böyle bir düzen de projeyi yapmak için mühendis olmaya bile gerek yok. Yani aklı başında bir lise öğrencisi, lise mezununa bunu öğretebilirsiniz. İyi bir bilgisayar kullanıcısı. Evet. Demek yani bu zor bir şey değil. Evet. Ama olabilir mi? Üstelik bu programlar çok pahalı programlar da değil. Şimdi işte yeni mezun veya tecrübesiz bir şey bu programlardan birini bir şekilde edinip proje yapıyor. Şimdi o kadar kötü bir şey ki bu. Bu yapan arkadaş bu programın, bu projeyi nasıl yaptığını bilmiyor. Soruyorsun, niye bunu böyle yaptın arkadaş? Vallahi bilmiyorum hocam diyor, program öyle yaptı. Böyle bir şey kabul edilemez. Sorumlusu sensin arkadaş, sen bana cevap ver. Nasıl yaptın bunu? Bilmiyorum hocam diyor, program yaptı. Düşünebiliyor musunuz? Burada bir soru daha geliyor aklıma hocam. 10 yıllık, 15 yıllık bir inşaat mühendisi bu bilgilere sahip olabilir mi? Bu programları kullanabilir mi? Bunun için özel eğitimlere mi ihtiyacı var? Bu sözünü ettiğim program. Evet. Valla bunları herkes kullanıyor. Yani şimdi bunların eğitimlerini veriyorlar. Hatta evet. İnşaat mühendisi odaları falan da bunlara yardım ediyor. Evet. Ama herhalde bunların eğitimleri kolay bir şey. Evet. Yani nasıl programın nasıl kullanılacağını ekran üzerinde göstermekten ibaret. Ama bunun gerisindeki teori, bilgi, deprem yönetmeliği. Hangi değerleri yükleyeceğiniz? Nereden? Şimdi yani hangi değerleri yüklemeden ziyade bakın bir şeyi yaparken, bir projeyi yaparken önce taşıyı sistemi oluşturursunuz. Bunun oluştururken de bir takım takribi hesaplar yaparsınız veya kendi tecrübenize göre büyük ölçüde işte kolonların yerlerini, büyüklüklerini, perdelerin yerlerini bunu taşıyı sistem düzenlemesi deriz. Daha sonra bunu modellersiniz. Bunu modellemenin de bilgisayarda belli kuralları var. Yani gelişi güzel veya bir takım kabullerle olmaz. Şimdi bu iş o kadar kolay bir şey değil. Yani böyle bir yılda, iki yılda öğrenilecek bir şey değil. Dediğim gibi bir normalde olması gereken odur. Batı ülkelerinde hala usta çırak ilişkisi içinde, zaman içinde öğrenilecek bir şey. Diyelim 10 yıl içinde, 5 yıl içinde bir şey öğrenirsiniz, 10 yıl içinde daha çok öğrenirsiniz. Ama artı normalde olması gereken sizin yaptığınız projenin hata olabilir. İnsandır, her an hata yapabilir, her şekilde yapabilir. Birileri tarafından kontrol edilmesi gerek. Ha, bir denetim de gerekiyor. Bu denetimi kim yapıyor hocam? Türkiye'de o da yok. Kağıt üstünde var ama gerçekte yok. Kağıt üstünde yapı denetim yasamız var. Evet, o yasanın problemlerini de göre çok konuştuk. Hem projelerin kontrol edilmesi lazım hem de inşaatın kontrol edilmesi lazım. Türkiye'de bu birinci aşama resmen gözü kapanlı yapılmıyor. Herkes bu inek sucuk programlarının yaptığı şeyleri doğru kabul edip tamam diyorlar, bu proje doğrudur. Peki belediyelerin proje onayı? Belediyeler de bakmıyorlar. Belediyeler de yapı denetim kuruluşuna esas görevli o. Evet. Yani böyle bir sahipsizlik var. Türkiye'de dolayısıyla, bak tabii şunu ben söylemek durumundayım. Bunun istisnaları var. Ben genel çiziyorum. Hatta uluslararası çalışan firmalarımız var. Çok iyi çalışan firmalarımız var. Çok güzel yapılan projeler var. Denetlenen projeler var. Yani büyük inşaat, büyük yatırımcıların işleri falan böyle. Müşavirlerle birlikte çalışan. Ben bu Türkiye genelindeki ortalama. Ağırlıklı. Ama ağırlıklı. En azından %90'ı böyledir. Evet. Bu anlattığımız tarz. Dolayısıyla bu şekilde yapılan bir şey var, proje var ve denetim de yok. Peki hocam, bazı binaların üzerinde üniversite onayı olduğuna ilişkin plaketler görüyoruz.
Bu işte bu da başka bir gariplik. Bu da başka bir gariplik. Bana kalırsa bir göz boyama. Kusura bakmayın, böyle söylemek zorundayım. Üniversiteler onay makamları değildir efendim. Üniversiteler bilim ve eğitim müesseseleridir. Evet. Nereden çıkıyor üniversitenin onayı? Bu da aslında psikolojik bir şey. Ben öyle yorumluyorum. Bu da şey gibi, deprem yönetmelikle 3+1. Onun başka tarafı o da. Evet. Yani aslında gerek yatırımcı belki de, büyük ölçüde de tüketici, vatandaş bilinç altında bu projelerin iyi olmadığını, denetlenmemiş olabileceğini düşünüyor olabilir. Ben ona yoruyorum, başka bir şey olamaz. Gerçekten yatırımcı, iyi niyetli bir yatırımcı da bu işin kontrolünün olmadığını görüyor. Üniversiteye gideyim bari diyor. Bu iyi niyetle de olabilir veya öyle değil. Ya işte bu proje tamamdır. Ben yine üniversiteden bir onay alayım da dosyamda bulunsun. Yarın öbür gün ne olur ne olmaz bir problem olursa bak ben işte kapı gibi üniversite onayım var diyebileyim. İyi de güzel de hangi üniversite, hangi öğretim üyesi bu raporları veriyor, hangi yetkiyle veriyor? Kim sorumlu bundan? Hiçbir şey belli değil. Yasada da tanımlanmış, yok, yönetmelikte de tanımlanmış bir şey yok. De facto ortaya çıkan bir şey bu. Yani işte bir tanınmış bir üniversiteyi herhalde buluyorlar. İşte bir tanıdıkları veya bildikleri bir öğretim üyesi. Efendim, o döner sermayeden bir rapor yazıyor. Ancak ne öğretim üyesi ne de döner sermaye şeyi idaresi yani üniversite herhangi bir sorumluluk da almıyor. Yani onu da söyleyeyim. Yani binaya herhangi bir problem şey olduğunda nasıl alabilir efendim? Biz yani dönüp karşılar onu. O mahkemeye mi raporu veren makamı veyahut da kurumu mahkemeye veremiyoruz. Veremiyorsunuz çünkü anlaşmanızda öyle bir şey madde var. Ayrıca var. Evet, evet. Tabii. Peki hocam, şimdi biz programımıza başlarken yeni bir deprem yönetmeliğimiz var. Ne mutlu diye düşünüyorduk. Ama şimdi sizin özellikle bu iki konuda söyledikleriniz hemen şu soruyu akla getiriyor. Peki deprem yönetmeliği neyi değiştirecek? Şimdi ben tabii işin, siz de başta belirttiniz, ben işte çeyrek asırdır bu işin içinde olan bir insanım. İyi bir yönetmelikler hazırlamaya çalışıyoruz arkadaşlarımla birlikte. Ama bir yandan da uygulama konusunda kötümser düşünüyorum. Evet. Moralimizi bozuyorsunuz hocam. İyi tarafı da var tabii. Muhakkak. Ama bakın büyük çoğunluk böyle olduğu için onu öne aldım. Halbuki bu yönetmelik aslında işini iyi yapan, gerçek manada mühendislik uygulaması yapan hizmeti mühendisleri veren ve bürolar için fevkalade yenilikler getiriyor. Onlar için daha iyi, depreme daha dayanıklı yapılar yapmanın imkanlarını sunuyor. Bu modern bir yönetmelik. Çok emek verildi. 4 yıldan fazla zaman harcandı. 17 tane bölümü var. Yani çok detaylı. 395 sayfa. Bu aslında yönetmelik dediğim gibi gerçek manada işinin ehli, bu işi bilinçli olarak yapan mühendisler, yatırımcılar ve müteahhitler için. Peki nasıl seçeceğiz bunları hocam? Yani şimdi diyelim ki ben yarın bir bina yapmaya kalkıyorum. Bu da çok katlı bir bina ama sizin söylediğiniz bütün önemli noktalar kriterleri gerektiriyor. Ben bu kriterlerin hemen hemen hiçbirisini bilmiyorum. Yani tabii ki bir şansım var, sizi tanıyorum. Size gelip danışabilirim. Ama bunu genelleştirdiğimiz zaman bu sorun nasıl ortadan kalkacak? Problem orada efendim. Evet. Şimdi bütün Batı ülkelerinde, gelişmiş Batı ülkelerinde bir sertifikasyon meselesi var. Belgelendirme sistemi var. Bu uzmanların belgelendirilmesinden bahsediyoruz. Biraz önce belirttiğimiz gibi mezun olan bir veya 2-3 yıllık mühendis bu işi yapamaz. Evet. Bu işi yapabileceğini belgelendirmesi lazım. Onun için de aslında bütün dünyada farklı isimler altında bu sertifikasyon sistemleri kurulmuştur. Biz Türkiye'de bununla 30 yıldır bu meseleyi şey yaparız. Ben kişisel olarak bu meseleyi çok üstüne düşmüşümdür, yazmışımdır, çizmişimdir, konuşmuşumdur. Bu sisteme yetkin mühendislik adını verdik Türkiye'de.
sertifikalı mühendislik de deniyordu. Belgeli mühendisti. Ne derseniz deyin. Nedir bu? Bu işin hakikaten bir bina projesini, mesela bir yüksek binayı veya diğer bir bina projesini bir hakkın bilgili olarak, yönetmeliklere uygun olarak ama deneyimini de katarak yapan ve bunu yapan bir mühendis. Peki bu mühendis ünvanı nasıl alınır? Batı ülkelerinde bu çok zor imtihanlarla alınır. Bakın, diyeceksiniz ki Amerika çok gelişmiş bir ülke ama böyle bakmıyor. Ama gelişebilmek için yani de bunlar gerekiyor. Kaliforniya'da, tabii. Kaliforniya'nın deprem tehlikesi hemen hemen Türkiye'ye benzer. Hakikaten evet. Yüksek. Türkiye'de de çok yüksek. Kaliforniya'da olan sistem, orada bir profesyonel mühendislik sistemi vardır bütün Amerika'da. Hangi alanda olursa olsun bir profesyonel mühendislik sertifikasını vermeniz lazım. Orada eyaletler kendileri verirler. Yani New York'taki bir sertifika Kaliforniya'da geçmeyebilir. Hem orada hem orada imtihana girersiniz. İkisini de almak istiyorsanız. Kaliforniya'da üstelik depreme dayanıklı önemli bir binanın tasarımını yapmanız söz konusuysa bir değil iki imtihana girmeniz gerekiyor. Bir normal inşaat mühendisliği sertifikası var. Bir de ayrıca yapı mühendisliği sertifikası evet. Var işte deprem. Özellikle de depreme dayanıklı bina. Bu imtihanlar fevkalade zor imtihanlardır. Öyle test falan da değil. Bütün gün, iki gün sürer hatta. Bayağı oturur, elle hesap yaparsınız. Çok zordur. Türkiye'de artık malzemede bile sertifika buluyoruz. Hatta ironik efendim inşaat ustasında bile sertifika istiyoruz. Evet, sertifika var, doğru. Ama projeyi yapan. Evet. Yüzlerce, binlerce insanın yaşayabileceği binaları yapan mühendisler için sertifika istemiyoruz. Ve demin dediğim uydur kaydır, inek sucuk programlarına güveniyoruz. Evet. Yani bakın, o zaman önümüzdeki dönemde en önemli konulardan bir diğeri de yetkin mühendislik konusunun. Bu yetkin mühendislik konusu hiçbir zaman zaten gündemimizden düşmedi. Gündemden çıkmadı, doğru. Ben özetle, daha önceki yaptığımız yani programlarda bütün bu konuşmalardan şunu söylemek istiyorum. Yani aslında yönetmelikleri gayet tabii geliştirmemiz lazım. Doğru. Bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü teknoloji gelişiyor, bilgi artıyor, bilgi genişliyor. Bunları uygulamaya sokmamız lazım. Çünkü biz eskisi gibi 3-5 katlı binalar yapmıyoruz artık. Düşünün, çok önemli, riskli olabilecek binalar yapıyoruz. Tabii 40-50 katlı binalar yapıyoruz artık. Bunlar için yeni yönetmelik hazırlamamız doğaldır. Ama bunun insani altyapısını da koymamız lazım. Evet. Eksiğimiz burada ve buna hiç önem vermiyoruz. Problem burada. Evet. Burada tabii bir de kamuoyunun algılaması söz konusu. Evet. Burada da belki üçüncü slaytımızı ekrana getirebiliriz. Deprem tehlikesi kamuoyunda nasıl algılanıyor? Evet. O da enteresan bir şey. Şimdi baştan beri psikolojik konulardan bahsettik. Bir başka evet. Psikolojik algılanma da bence deprem tehlikesinin algılanmasında. Mesela en çok izlenen haber kanallarının birinin web sayfasından bir alıntı aldık. Başlık şöyle: İstanbulluları rahatlatan deprem açıklaması. Evet. İstanbul Üniversitesi'nin falanca bölüm öğretim üyesi Profesör Doktor falanca şöyle diyor: yaptığım araştırmalara göre İstanbul'da deprem 2045'ten önce olamaz. Deprem bilimciler her an deprem olabilir diyorlar ama hiçbirinde kanıt yok. Yani bu her şeyi bir tarafa bırakalım. Bir bilim insanının söylememesi gereken, düşünmemesi gereken bir cümle değil mi? Zaten ben başlığını bunun deprem falcılığı olarak koydum. Evet. Falcılık. Evet. Bilimle falan ilgisi yok tabii. Ama evet. Bakın burada ilginç bir şey var. Şeye girin, Google'a girin. Rahatlatan açıklamalar başlığı altında yüzlerce şey göreceksiniz. Deprem ne demek konusunda rahatlatan? Bir sürü başlık var böyle zaman zaman falanca rahatlattı. Niye? Efendim İstanbul'da 7.4 fren deprem olmaz, 6 deprem oldu. Yahut işte 45 yıldan önce olmaz. Ya 2045'ten önce olmaz. Bu rakamlar da devamlı değişiyor. Bunlar hiçbir şekilde bir bilimsel araştırmaya bağlı olarak söylenen şeyler değil. Bunlar resmen falcılık. Evet. Peki niye bu arkadaşlar öne çıkıyorlar ve basın bunları fevkalade önemsiyor? Bunlara başlık atıyor.
Bu da gerçeklerden psikolojik olarak kaçmanın başka bir şey. Bir başka yolu. Yani ben diyorum ki, dediğim gibi psikologların bu konuya hakikaten eğilmeleri lazım. Ben kendi adıma bir takım psikolojik yorumlar yapıyorum. Doğru veya yanlış bilmiyorum ama bunu da şöyle yorumlamak mümkün. Biz aslında her şeye rağmen binalarımıza güvenmiyoruz. Yani bakın işte tabii yeni deprem yönetmeliği işte gelecek, çok iyi olacak. Yani bir reçete verecek ama bir taraftan da biliyoruz mühendislerin durumunu halk ne kadar iyi biliyor ama müteahhitlerin hepsinin dürüst olmadığı konusunda da Türkiye'de bir yaygın bir inanç olduğu da malum. Dolayısıyla biz şimdi bu sıkıntıdan, bunalımdan kurtulmak için bu tür deprem falcılarını söylediklerine okuyoruz gazetelerde, rahatlıyoruz. Evet. Erteliyoruz problemi. 2045'e kadar oho daha çok vakit var. Evet. Bir de tabii bu deprem tehlikesi mi, deprem riski mi? Ha, o da ayrı da bir şey. Karışık, o da çok enteresan bir durum bir şey. Var. Evet. Orada da şimdi, son slaytımızı evet. ekrana getirebiliriz. Aslında deprem tehlikesi ve deprem riski farklı şeyler. Aynı şeyler değil. Evet. Deprem tehlikesi herhangi bir lokasyonda o lokasyonun jeolojik ve tektonik yapısı ve deprem üretme potansiyeliyle ilgilidir. Mesela Türkiye deprem tehlikesi haritası diyoruz, riski haritası demiyoruz. Demiyoruz. Yani ne yapıyor? Bu çeşitli Türkiye'de herhangi bir yerde deprem olabilecek bir depremin yaratacağı etkileri sayısal olarak bir şekilde ifade ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Risk nedir buna mukabil? Deprem tehlikesinin bulunduğu bir lokasyonda tehlike var. Çünkü bir doğa olayı. Bu doğa olayı yani oranın tektonik yapısı bu depremi yaratıyor. Yaratıyor. Belli aralıklarla burada deprem oluyor. Biz bunu tarih boyunca izlemişiz mesela. Bu bir gerçek. Orayla ilgili bir gerçek. O lokasyonla ilgili. Orada bir deprem oluyor. Oluyor. Tamam. Ama o lokasyonda benim zarara uğraması muhtemel bir binam varsa o binanın hasarı benim için risktir. Risk, tabii. İşte deprem yani. Halbuki bu iki kavram da karıştırılıyor. Evet. Bu da çok önemli. Risk, tehlike objektif bir şeydir. Doğa olayı, ben bunu yadsıyamam. Ama ben deprem tehlikesinin çok olduğu bir yerde iyi bir yapı yaparsam riskim azdır veya azdır. Yoktur. Aynı yerde kötü bir yapı yaparsam riskim çoktur. Tabii. Bakın mesela bu görselde de onu söylüyordu. Yine önemli bir gazetenin web sayfasında diyor ki Türkiye'de deprem riski olan iller değişti. Deprem risk, işte deprem riski haritası. Bakın adı deprem tehlikesi olduğu halde zaten altında diyor ki 22 yıl sonra değişen Türkiye deprem tehlikesi haritası ezber bozdu diyor. Bir de tabii olan da şehirlerin tehlikesini, riskini göstermiyor. Tehlikesini gösteriyor. Tehlikesini yani gösteriyor. Oradaki tabii. Depremin ne büyüklükte olacağını gösteriyor. Evet. Dediğim gibi risk, tehlike artı yapıların hasar görebilirliği ikisini birlikte değerlendirirseniz evet. Tehlike dediğimiz zaman arsanın bulunduğu zeminin de durumunu kastediyor. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Peki hocam, bütün bunlardan hareketle gene aynı soruyu soracağım. Biz herhangi bir yapı yaptırma durumunda isek, çok basit bir iki tavsiyeniz ne olabilir? Yani kime gidelim, nasıl? Bu zor bir soru. Evet. Yani ben bu soruya kestirme bir cevap veremeyeceğim için üzgünüm. Evet. Çünkü söyleyeceğim şey şu. Bu işi iyi bilen, bir kere siz kendiniz inşaat yaptırmıyorsunuz. Türkiye'de artık tabii. Bir büyük şirkete gidiyorsunuz veya bir küçük müteahhite gidiyorsunuz. Doğru. Türkiye'de bu alanda maliyete de çok dikkat ediyoruz. Tabii. Yani işte mahallede bakıyorsunuz bir tek bir apartman yapılmış. İşinize geliyor. Yeri güzel, parası size uygun. Veya işte büyük şirketler var, reklamlar var vesaire. Bir tanesine gidiyorsunuz. Peki bunlar bu projelerini, şimdi biz burada için proje tarafını konuştuk. Tabii yapım tarafı zaten ayrı bir hikaye. Yani inşaatın nasıl yapıldığı, nasıl denetlendiği vesaireyi bugün konuşmadık. Biz projesinden,
Proje niye konuşuyoruz? Çünkü deprem yönetmeliği projeyle ilgili bir yönetmelik. Tabii işin başlangıcı bir de. İşin önemli tarafı tabii. Bu. Genellikle göz ardı edilen taraf. Dolayısıyla siz müteahhide gittiğinizde sormanız gereken şey şu. Bu projeyi kim yaptı arkadaş? Bir. Kim kontrol etti? Şöyle bir şeyler var. Şimdi Türkiye'de biraz önce konuştuğumuz gibi doğru düz bir kontrol mekanizması yok ama haklı bilinçli yatırımcılar var. Tabii. Bunlar kontrol de ettiriyorlar. Tabii. Gerçek bir kontrolün nasıl yapılması lazım biliyor musunuz? Ben mesela birkaç tane yapmışımdır öyle önemli binaların. Çok eskiden. Bir projesi yapılır. Mesela diyelim bir 50 katlı bina yapmış birisi. Tamam. Önüme gel. Ben bağımsız olarak başka bir bilgisayar programını da kullanarak onu bir daha çözerim. Tekrar yaparım bakayım ikisi. Tutuyor mu? Esas net. Şey budur. Evet. Şimdi bunu yaptıran kişiler çok az. Değil mi? En azından ama kim yaptı? Kim kontrol etti? E diyecek işte birisi falanca yaptı. Bu falancanın yapma hakkı var mı Türkiye'de? E var. Müteahhit ne yapsın? İşte herkes yapabiliyor Türkiye'de. Tabii. E bir onun de yaptıracağımız için. Bina en az 50 sene, 80 sene yaşayacak bir bina. Kontrol edildiğine dair de efendim belediyeden ruhsat almış. Evet. Yani kusura bakmayın ben size cevabımı alamadım ben. Tatmin edici bir cevap veremiyorum. Zaten, şimdi, zaten bu konuları bunun için konuşuyoruz. Evet. Şimdi bu Türkiye deprem tehlikesi haritasına sadece kısaca değindik. Evet. Ama bunu hazırlayan bilim insanlarıyla ayrı bir programda yakında konuyu ele alacağız. Hocam size çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Süremizi tabii ki her zaman olduğu gibi hızla doldurduk. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Efendim İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta pazartesi günü saat 16'da 70. programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.